Merhabalar, ben Köfte İsköte ve Fit Köfte 2'nin 4. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümden önce size birkaç duyuru yapmam lazım. Artık birkaç bir şey söylemem lazım. İlk olarak Portal Gun buldum. Dungeonlardan birinde. Aslında aynı chest'in içinde iki tane Portal Gun buldum. Evet, böyle bir şey oldu. Bunun dışında ardından bir tane daha Portal Gun buldum. Portal Gun'lardan bir tanesini kardeşime verdim. Diğerini şuraya bir yere koymuştum, biri alsın diye almış olabilirdi. Ha, almamış daha. Dur, Potato Gun'la kendiminkini değiştireyim. Evet. Evet, bunun dışında ne yaptım? Bolca Miscraft Page'i yaptım ve bunun dışında şu writing desk şu şekilde craft ediliyor bulabilirsem. Ha dur. Bu şekilde craft ediliyor ve şurada bu notebook'ları tutuyor ve bunun yanı sıra page'leri kopyalamayı sağlıyor. Bu page'leri kategorize ettim. Bayağı bir şey topladım ve void age'i de topladım. Void Age benim için önemli ancak diğer istediğim bazı page'leri toplayamadım henüz, o yüzden bir yandan bir şeyler yaparken bir yandan araştırmayı yapacağım. Bunun dışında server'a yeni bir üyemiz var. Salih'le benim ortak bir arkadaşımız. Bunun dışı yanı sıra bu iki bölüm arası ne yaptık başka? Workshop bu haldeydi hatırlarsanız. Onun dışında madenlerimin bir kısmını işlemiştim. Göstereyim size işlenmiş halini hem de. Hatta blok olarak saklıyorum çoğunlukla. Neticede blok yapabiliyoruz. Evet. Bunların sıra başka ilginç ne var? Slime. Şu slime sapling'ten slime elde ediyoruz. Evet, neyse. Ben konumuza geri döneyim. İlk olarak enerji üretimi hakkında bir şey. Hatırlarsanız bizim burada şu arkadaşları sürekli çalıştırmamız gerekiyor. Yani sürekli çalıştırmamız gerekiyor genelde. Ama bunu yapamıyoruz. Magma Crucible'ımız var değil mi? Evet var. Yani sürekli bir enerjiye ihtiyacımız var. Motorları açıp kapamamız gerekiyor. Açık unutuyoruz falan filan. Enerji boşa harcanıyor. Şudur budur. Bunun için bir arkadaş düzenleyeceğiz. Peki, bu arkadaşı yapmadan önce bize biraz redstone. Direkt şöyle bir alayım. Tamam. Evet. Electrum Hardened Glass. Ve bunun için Obsidian lazım. Obsidian'ı da şuradan elde edeceğiz. Minium Stone Workshop'taydı. Tamamdır. Evet, Electrum için 10 na 10. Tamamdır. İlk olarak bir enerji frame, ardından da zombi. Hayır, zombi yapmayacağız. Evet, enerji frame için öncelikle bize şunu kapayacağım. Giriş çıkışlarını. Elektrum lazım. Ardından Obsidian. Hadi dur. Minium Stone. Minium Stone. 10 tane Obsidian.
Evet, bu bölümde tek başımayım. Ha, tek başıma olmak istedim. Ve enerji yok. İşte bundan bahsediyorduk. Hemen geliyorum. Ve tabi bu arada da obsidyanlarımız hazırlandı. LED'i almayı unuttum. Whoopsie. 5 tane LED lazım. Yanlış chest. Ha, bu arada bunlar iron chest. Craftlarına gelecek olursak. Şu şekilde craft ediliyorlar ya da normal chest'i sen. Normal chest'i şu şekilde bunlara upgrade edebiliyorsunuz. Hepsinin alanı daha fazla ve slime ağacımız büyüdü. Makineleri tanıtmadım bu arada. Onları şimdi bir kısaca tanıtayım. Bu Pulverizer. Tamamen madenleri ve bir şeyleri öğütmek için tasarlanmış bir şey. Bu şekilde cobblestone'a çevirebiliyor falan filan. Bunun yanı sıra en çok kullandığımız noktası, eğer bir maden bulabilirsem göstereceğim. Iron oradan 2 tane iron dust ya da pulverized iron elde ediyor. Bir tane de nickel dust elde ediyor %10 şansla ve bunların her biri bir tane iron'a dönüşüyor. Yani maden sayısını 2'ye katlamış oluyor. Bunlar benim madenlerim değil, o yüzden dokunmuyorum. Evet, ve ledlerimizi de buraya atıyoruz. Bu powered furnace, tamamen Minecraft Joule ile çalışan bir furnace. Yaptığı iş ısıtmak. Magma Crucible, bunu birazdan açıklayacağım. Liquid Transposer, sıvıları kovalara aktarmak ya da kovalara, kenlere falan filan aktarmak için bir alet. Ya da tam tersini yapabiliyor. Bunun avantajı, mesela normalde ken ya da selleri normal olarak bir yere aktardığımızda onlar kayboluyor. Burada yok, kaybolmuyorlar. Bu induction smelter ise birkaç tane çifte recipe yapmak için kullanılan bir şey. Bunun yanı sıra orları aşırı hızlı bir biçimde, aşırı hızlı bir fırın olarak da kullanılabiliyor eğer kum sağlarsanız. Evet. Yani bize bir crafting table. Bir saniye, yanında zaten bir tane crafting table var. Ben şunu ortaya bir yere gömeyim. Çalışacağım ona. Tamamdır. Bana ne lazımdı? Energy frame. Diamond almayı unuttum. Tepkiler bana. Evet. Bir tane elmas işimizi görüyor. Tamamdır. Gelin. Şunu alalım. Bunun yanı sıra sen ne kadar istiyorsun? 4000 milibakat, yani 4 kova redstone istiyor. Evet, bu bir şeyleri sıvı hale çevirmeye yarıyor. Bakalım bir tanesinden ne kadar elde ediyoruz? 100. Yani bunun anlamı 40. Tabii bir tanesini koyduğumuz için 39 tane. Kalanıyla da başka bir şey üreteceğim. Senin burada ne işin var? Bir saniye, burada mobların spawn olabileceği bayağı bir yer var. Gerçi Magnum Torch vardı ama ona pek güvenmiyorum. O yüzden şunları yardıracağım. Evet, bakalım başka torch var mı burada? Yok ama yapılır.
Ha, bunun dışında bir tane Degree Age'imiz var. Araştırma, keşif için kullandığım bir Age'ti. Gösteririm birazdan size. Evet. Bu da oluyor şu an. Bunun yanı sıra şunlar. Enerji kanvitler. Bunlara da redstone doldurmamız gerekiyor. Redstone enerji kanvit. 200 milibucket yani. Bu 16 taneyi işlemek için buraya 32 tane redstone atacağız. Tabii ki de arkadan veriyorsun sen bunu, değil mi? O yüzden senin de çıkışını kapatmak istiyorum. Nereden bana ok yağıyor? Ha, buradan. Bu duvarları bir ara kapasak güzel olabilir. Ben şunlar hazır olunca geliyorum. Evet, şimdi basit ihtiyacımızı görecek olanlar hazır oldu. Şu motorları geçiş olarak kapatalım. Bu yaptığım şeyler ne diye soracak olursanız eğer. Unutmadan seni şu bloke edemiyoruz, pardon. Ah. Bana bir tane wrench lazım. Hangi wrench yapalım? Omni wrench. Hayır, Omni wrench. Boş ver. Bronze wrench. Greg Tech wrenchleri işe yarıyordu sanırsam. Emin değilim. Ama yarıyordu. O yüzden onu kullanacağım. Burada biraz stilimiz olacaktı. Ama yok. Yerine bronzumuz var. Evet. Kaç 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 köfte kaç. Eyvah. Hemen geliyorum. Evet ve bir adet steel wrench yaptık. Wrenchlerin önemini biraz şimdi göreceksiniz. O lanet creeper. Tam laga girecek anı buldum. Tamamdır. O TARDIS şapkası. Seni alalım. Şimdi siz şöyle durun ve Nevren, ben wood koydum, üstsem artık. Balta taşımıyorum. Önemli değildi. Evet, şimdi sizlere nasıl halledeceğim? Şunu şöyle şöyle yapacağız. Bu arada bu enerji kanduitler enerji taşımak için kullanılan bir Minecraft enerjisi taşımak için kullanılan bir şey ve wrenchlerde bir şeyleri oynatmak için kullanılan bir alet. Evet. Şuradan bir tane enerji sele bağlayalım. Niye koyamıyorum ben bunu? Aa, doğru. Önce bir şey yapmayı unuttum. Çok önemli bir şey. Enerji frame'i red, buna çevirmemiz gerekiyor. Bunun için led, elektron ve bu lazım. O yüzden şu an herhangi bir yere koyamıyoruz.
O yüzden bize iki adet led lazım. Kapıdan geçemiyorum. İki adet led. Evet, şimdi öncelikle sen. Ardından da sen. Bu arada bu Electrum'la yapılan versiyonu. Bir de bunun Gold'la yapılan versiyonu var. İkisi farklı. O yüzden onlara dikkat edin. Term Extension makinelerinin çoğu bu item'ı kullanır. Ve senin maksimum çıkışını 100 MC'ye ayarlayalım ve Redstone'u disable edelim senden. Aksi redstone sinyallerine tepki verir ve çalışmaz. Tamamdır. Ve tabii ki de buradan enerji çıkışı yapmasını istiyorsak bunu yapmamız lazım. Diğer conduitlerimiz... Al. Yetmedi. Bu acıttı. Neyse, bir tane daha conduit craft ederiz. Azıcık daha conduit. O zaman bana... Lever'ımız burada. Kanvikler tamam. Buradasınız. Öncelikle sen şu konuma gel. Sen hangi konumdasın? Mavimiz. Tamam. Şimdi turuncu. Evet ve artık her şey enerji alıyor. Evet, şimdi bir de buna otomatik açma kapama sistemi eklememiz lazım. Ve bu uğraştıracak kısım çünkü bunun için öncelikle başka bir şeye ihtiyacımız var. Ve bunun adı Ascending Machine. Ve bunun için biraz daha Obsidian'a ihtiyacım var ve bunun için doğal olarak Wood'a ihtiyacım var. Obsidian. Ben gereken tüm malzemeleri hazırlayıp geliyorum. Evet ve bu gördüğünüz şey Ascending Machine'in recipe'si ve bunun için Diamond Gear. Oradan... Ha, Force Gear da oluyormuş. Mesela Force Gear daha mı ucuz oluyor? Evet, daha ucuz oluyor. Bakalım başka bir... Evet. Force Gear. Şimdi öncelikle bana 4 cobblestone. Ha, zaten varmış. Şimdi. Öncelikle Wooden Gear. Sonrasında Stone Gear. Ardından Force Gem. Forcing it. Ve toplamda 5 tane diamond'a ihtiyacımız olacak. Bu makine, bu parçasında sadece. Ama genelinde gene daha fazla ihtiyacım olacak. Diamond Gear. Ve son parçası Ascending Table. Ama bunun bir de laserlara ihtiyaç var. Laserlar bu şekilde craft ediliyor. 3 tane laser şimdilik işimi görür. Tamamdır. Bayağı Diamond ve Redstone'un düşmanı bir arkadaş kendisi. Tamamdır. Tamamdır.
Lumberjacks'le şuraya bir uğramıştım. O yüzden bayağı bir voodoo'muz var şu an burada. Ve benim evden yemeklerimi geri almam lazım. Ve biraz daha conduit craft etmem lazım. Buraya bırakmışız tabii. Evet, geri döndüm ve şunu bir hazırlayalım. Umarım bu şekilde çalışırlar çünkü bu düzende hiç denemedim. Hemen bir deneyelim. Evet, çalışmıyorlar. Ha, çalışıyor. Enerji aldı. Force'u az ama. Force log koyacaktık sanırsam. De Force log'ları nereye koyuyor bizimkiler? Evet, Force log'lar nereye konuluyor bilmiyorum. Neyse, Lumbrex de şuraya dalabilirim. Ve anlaşılan serverda herkesin bir... Neredeyse herkesin bir... Portal ganı olduğu gibi. Bu arada bu Lumbrex, Tinker's Construct'ın itemlerinden bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam 50 blok yüksekliğe kadar kırma yeteneğine sahipti. Şimdi yapacağımız diğer şey reinforce koymak. Aa, tabii önemli şey unuttuk. Chest. Ve bir tane chest lazım. Bunu unutmuştum neredeyse. Evet, şimdi bize ne lazım? Atarkic Gate. Atarkic Gate değil. Direkt gate lazım. Evet, bunu direkt şunu koyup çalışarak yapıyoruz. Mavi bu arada tam hızda çalışıyor demektir. Tamamdır. Bu hazır olurken birkaç bir şey daha craft edeceğiz. Bunlardan biri biraz glass. Neticede Miscraft sayfaları bizim için önemli. Bu hazır olurken ben size Digger Age'imizi göstereyim. Digger Age'imiz burası. Tamamen random yaratılmış bir Age. Ama stabil çıktı gayet. Dolayısıyla da bunu kullanıyoruz. Forest biyom içeriyor, jungle biyom içeriyor ve mushroom biyom içeriyor. Doğru duydunuz. Mushroom. Evet, bu sefer böyle güzel bir boy Digger Age'imiz var. Bunu kullanacağız. Şu benim eski portal gun. Burada Creeper mı patladı? Muhtemelen. Age ne diye soracak olursanız tamamen madencilik için kullanacağımız bir Age. Ve glasslarımız ne durumda? Tamamdır. Gravel var mı? Burada. Gravel de var, tamam, güzel. Evet, bana bir tane yeter aslında. Şunlar lazım. Evet.
Sen, No Energy, Redstone Signal ve ardından bize özel bir şey daha lazım. Tabii bunun için Degrade'e gitmem lazım çünkü rubber'ım yok. Ama Degrade'de rubber'ı var. Evet ve görüyorum. Şu ağaç Mine Factory Reload'un eklediği rubber ağaçları ve bunlardan rubber adını verdiğimiz güzel bir şey ortaya çıkabiliyor. Bu rubber ne işe yarıyor diye soracak olursanız Ice Two rubber'ıydı aynı şey. Birebir aynı şey. Sadece biraz daha kolay elde ediliyor benim gözümde. Ve hani seviyorum bunu. Bunu daha çok seviyorum. Ha tabi bunu üçleyemiyorsun. Ice üçleyebiliyorsun, o ayrı mevzu, ama bunu da pişirebiliyorsun direkt. Ya da bunu direkt pişiriyorsun. Evet. Bunun dışında buraya atacağımız birkaç artık var. Haradan kurtulduk. Rubber'larımız da pişiyor burada. Bir, iki. Onlar pişe dursun. Onların pişmesi aslında lazım şu an. Onlar olmadan geri kalanını yapın. Evet. Bu dört. Bir dört tane daha pişmesi lazım. İki, üç. Sizi alabilirim. Ve bu dördünü yeniden pişireceğiz. Önceden pişenler buraya geldi. Bu dördü ne yapacak diye soracak olursa, bu pişen tekrar pişince ne olacak diye soracak olursanız, gelseler ha, raw plastik, saf plastik yani. 3, 4 ve bunları şu şekilde yaparsak plastik sheet elde ediyoruz. Tabi bize bir set daha lazım. 2, 3 ve dördüncüsünü bekliyoruz. Tam dördüncüsü de geldi. Sizi geri atabilirim. Evet ve şu şekilde yardırıyoruz. Evet. Ve artık engine'lerimiz otomatik olarak çalışıyor enerjiye ihtiyaç duyduğumuzda. Böyle güzel bir arkadaş hazırladık. Şuraya da bir güzellik yapıp slab koyacağım. Hoş dursun diye. Tamamdır. Ve artık her şey hazır. Enerjiyi otomatik geçirdik. Yeni bir nesil kablolara aktardık falan filan. Evet. Güzel. Bayağı güzel geçti bu bölüm. Bir de bir süreye bakayım ben hemen. Evet. Son bir detayı daha değiştirdik. O da can store enerji haline getirdim. Bu sayede boş yere enerji yani en ufak bir enerjiye ihtiyaç duyduğunda çalışması durumunu ortadan kaldırdık. Sadece şurası dolmadığı takdirde. Tabii burada ciddi bir mob spawning problemimiz var. Ama bunu da ilerleyen bölümlerde çözeceğiz anlaşılan. Tabii bir yandan da ufak bir yeni bir şeye daha girişmemiz lazım. O da hazır. Şu arkadaşları yaptığımıza göre gündüz yapıp
Hayda. Senti Grace'e geçeyim ben de. Ha, tamam. Ve son projemizi halletmeye başlayalım. O da şu arka taraftan yapalım bunu. Yemek lazım tabii. Ben gereken tüm malzemeleri hazırlayıp geleyim. Evet ve şu an bizim Redstone Repeater yapmamız lazım. Gereken malzemelerin çoğunu hazırladım. Bunlar şu şekilde craft ediliyor. Seared Brick'ler ise şundan şunların pişirilmesiyle oluyor. Bunlar ise gravel, sand ve clay'den oluşuyor. Evet, hızlıca repeater'larımızı yapalım. 4 tane repeater işimi görür herhal. Oh, selam Creeper, hayır patlama. Hayır patlama, hayır patlama. Bir, iki, tamamdır. Evet, şimdi işin zor kısmı. Şuradan başlayalım. Siz değil, siz. Evet, ve bize biraz hopper lazım. Hopper. Hopper için doğal olarak chest lazım. Ha tamam. Iron lazımdı. Ironing evet. 3 tane. 3 tane hopper. Hopper. Ve bir adet de chest. Evet. Çevremizi biraz ışıklandıralım. Tamam, şimdiki iş görür. Chest'i yerleştirelim. Zombiyi öldürelim. Hopper'ları yerleştirelim. Evet, bu kısmı tamam. Sonrasında redstone'larımızı döşeyelim. Ve bir adet redstone clock yapalım. Şuraya bir tane cobblestone. Evet ve bir adet de Redstone Torch. Ama ayrıyeten bir tane de lever lazım. Çünkü bunun öncelikle sürekli kapalı olmasını istiyoruz. Evet. Eğer bu lever'ı kaparsak gördüğünüz gibi olmadı.
Evet, yanlış yerden yapıyormuşum. Çünkü repeaterlardan birini ters, repeaterları ters koydum. Galiba. Ben vanilla mekaniklerine uzak bir insanım. Evet. Vanilla mekaniklerine çok çok uzak bir insanım. Redstone'ları çok yakından geçiriyorum. Bu da bir olasılık. Deget! Evet, bu oldu. Tamamdır. Şimdi şunu durduralım. Evet, tabii Clue durdurmuyor. Tamam, millet uyuduğuna göre biz de o esnada Nexus'a geçecek. Nexus'un da son hali bu. Hemen geliyorum. Evet ve ufak bir dizayn değişikliği de birlikte geri geldim. Bu dizinin değişikliği neydi diye soracak olursanız şu lever'ı çektiğinizde redstone saatinin de durmasını sağlayan bir dizayn değişikliği. Bu sayede bunu sadece buradan bağladık veya biraz uzattık kısacası. Ayrıca bir tane daha repeater ekledik. Evet, artık autosmelter'imiz hazır. Son bir eksiği kaldı. Ingot. Bunun için bize gold lazım. Gold. Tamamdır. Goldlarımız hazır. Bunlar eriye dursun. O yüzden de şu arkadaşı bir gözden geçirelim. Force'u bitmiş. Bunun bitmemiş ama. Bir saniye. Bu da bir problem. No enerjide sanırım aşağıdaki arkadaşı da okuyor. Ay, yanındaki arkadaşı da okuyor. Onu bir düzenleyeceğim. O yüzden de goldlarımız erisin. Hatta şimdi düzenleyeyim. Ya da dur. Goldlar erimek üzere. Eridi. Tamamdır. Bir. İki. Üç tane ingot kestimiz var ve bunları şöyle koyuyoruz. Ardından da son olarak şununla ilgilenelim. Sen git. Sen in, sen de in. Redstone enerji tabii şunun bağlanma ayarını değiştiremiyoruz şu an. O yüzden bu böyle kalacak. Ama olsun. Evet. Ve sanırsam bu bölüm bitirmek için gayet güzel bir yer. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteist köfteden iyi günler, iyi eğlenceler.